soru işaretleri bile bu iddiaları desteklemektedir. Madende kullanılan trafoların anti-gruzu özelliğine sahip olmaları gerekmekteydi. Yer altında çalışan bir makinenin içinde dinamit patlasa dışarıya sızdırmayacak kadar güçlü bir koruma duvarına sahip olması gerekmekteydi. Şirket de devlet yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda madende iş güvenliği kurallarına titizlikle uyulduğundan söz ediliyor. Söylendiği gibi yüksek teknoloji kullanılmış ve güvenlik önlemleri titizlikle alınmış olsaydı bugün bu acıyı yaşamamamız gerekiyordu. Değil olayın 3. gününde daha ilk dakikalardan itibaren içeride kaç kişinin mahsur kaldığını biliyor olmamız gerekiyordu. Söylendiği gibi ileri teknoloji kullanan bir madende trafo patladığında ocaklarda nakliyatı aksatmayacak, asansörleri, kafesleri devre dışı bırakmayacak yedek güçlerin olması gerekiyordu. Aşırı yük çekilmesi durumunda aşırı akım rölelerinin devreye girip elektriğin kesilmesi gerekiyordu. Kesmiyorsa devreden çıkarılmış demektir ki bu da tek başına bir cinayettir. Söylendiği gibi ileri teknoloji kullanılan bir işletme ocaktaki karbondioksit, karbonmonoksit, metan ve oksijen oranları konusunda sağlıklı bir açıklama yapılabilirdi. Bu açıklamaların hiçbirinin halen yapılamamış olmasından anlıyoruz ki madende patladığı söylenen trafo ya alev sızdırmazlık özelliğine sahip değil ya da gerekli bakımları ve testleri zamanında yapılmadı. Katil sermaye hesap verecek. Katil sermaye hesap verecek. Katil sermaye hesap verecek. İş kazalarına karşı acil eylem planı öğreniyoruz. Soma'dan acı haberler almaya devam etmekteyiz. Bu acının müsebbibi daha fazla kar hırsıyla uzun mesailerde insanları çalıştıran, gerekli güvenlik ve sağlık önlemlerini almayan, sermaye ile denetimlerin gereğini yerine getirmeyen devlet görevlilerinin insan hayatını içe saymasıdır. Bu acıyı tekrar yaşamamak için devlet ve kurumlar nezdinde gereken bir dakika dahi geçirmeden acil eylem planıyla işler hale getirilmelidir. Derhal Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başta olmak üzere kapsamlı bir dönüşüm eylem planı uygulanmaya konulması gerekmektedir. Bu bağlamda işçilerimiz hayattayken canları, sağlıkları güvence altına alınmalıdır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yapısı değiştirilmeli. Güçlü taşla teşkilatı olan tüm iş yerlerine nüfus edebilecek bir yapıya kavuşturulmalıdır. Sosyal Güvenlik Kurumu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın denetim ve teftiş birimleri güvensiz ve sağlıksız çalışma konusundaki şikayetleri aynı gün neticelendirilecek hale getirilmelidir. İş kanuna aykırı olarak işi ikinci, üçüncü hatta dördüncü firmalara veren taşeron firma sistemine müdahale edilmeli, ortadan kaldırılmalıdır. İş kazalarında kahrolsun küresel kapitalistler, kahrolsun küresel kapitalistler, kahrolsun küresel kapitalistler. İş kazalarında ihmali görülen iş güvenliği uzmanları ve iş yeri hekimlerinin cezai sorumluluk altına alınacağı şekilde bir yeni düzenlemeye gidilmelidir. Mazlum Derneği Filistin'e geri dönüş platformu olarak yaşadığımız büyük acıyı işçilerin kaderi bu diyerek kabul etmemiz asla mümkün değildir. Tarihimizde görülen en büyük maden kazası sonucu yaşadığımız büyük acının tekrar etmemesi için siyasi iktidarın kamusal yetki ve denetim mekanizmasını işçilerin can sağlığı ve güvenliğini korumak üzere etkin bir şekilde işletmesi gerektiğini hatırlatıyoruz. Bunun için Uluslararası Çalışma Örgütü'nün işverenleri kazaları önlemek için her türlü önlemi alma, riski kaynağında bertaraf etme ve güvenli çalışma sistemleri tasarlama gibi maddelerle yükümlü tutan madenlerde güvenlik ve sağlık sözleşmesinin acilen imzalanmasını talep ediyoruz. Bugün sahalarda uzman ihlalleri izleme, tespit ve raporlama ekibimizle İstanbul'dan çıkıyoruz. Evet, bugün Mazlum Der izleme ve tespit raporlama ekibi yola çıkıyor. Bursa ve İzmir'den katılacak uzman arkadaşlarımızla beraber 40 kişiye aşkın bir kadro, uzman kadro ile Soma'da bu ihlalleri izleyeceğiz, tespit edeceğiz ve raporlayarak sizlerle kamuoyuyla paylaşacağız ve suçlular için suç duyurusunda bulunacağız. Soma'da hayatını kaybeden ve zarar görenlerin haklarının alınması ve sorumluların adil yargılamayla cezalarının alması hususlarının takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz. Mazlum Der ve Filistin'e geri dönüş platformu. Teşekkür ederim.
Kardeşler, akşam namazı için hazırlığımızı tamamlayalım. Bu alanda akşam namazını cemaatle toplu olarak kılacak